Merhaba arkadaşlar, bu hafta Varşova'nın başkenti Merhaba arkadaşlar, bu hafta Polonya'nın başkenti Varşova'dayım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Polonya'nın güneyinde Krakow'dayım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Amsterdam'dan hepinize sevgiler. Otobüse bindim şu an arkadaşlar. İşte bu Maps Me programına mesela Berlin'e gideceksiniz. Berlin'e tıklıyorsunuz. Lafımı kesme. Berlin. Merhaba arkadaşlar, Danimarka Kopenhag'dan hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar, İsveç Stockholm'dan hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar, bu hafta Lublin'deki Yahudi kampına geldik. Merhaba arkadaşlar, Avusturya Viyana'dan hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, Danimarka Kopenhag'dan hepinize merhaba. Danimarka tren istasyonundayım. Her ne kadar Danimarka'ya trenle değil uçakla da gelsem, gezi başlangıcım tren istasyonundan oldu. Çünkü gezmeye giderken tren istasyonunu gördüm, bir içini göreyim dedim. Danimarka tatlı bir ülke arkadaşlar. Tabii bazı genel bilgiler topladım Danimarka hakkında. Biraz onlardan bahsedeyim size. Başkenti Kopenhag, zaten biliyorsunuzdur. Anayasal bir monarşiyle yönetilmekteymiş ülke. 1973'ten beri Avrupa Birliği üyesi olup şu anki kraliçe 2. Margaret'miş arkadaşlar. Başbakanı ise Lars Løkke Rasmussen. Danimarka'nın büyük bir bölümü Jylland Yarımadası üstünde bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca bu büyük Grönland Adası var ya, bir de Faroe Adaları Danimarka'nın arkadaşlar. Para birimi Danimarka kronu, o da şöyle bir şey arkadaşlar, DKK, adamların terör örgütü ismi gibi para birimi var. DKK ne? Gezime öncelikle Tivoli bahçelerinin oradan başlamak istedim. Bu Tivoli bahçeleri nedir arkadaşlar? Burası bir eğlence merkezi arkadaşlar. İçerisine girmek ücretli. Zaten burada şey yazıyor, 6 Nisan'da açılacakmış. 6 Nisan'a kadar kapalı, hatta içinde çalışmalar falan yapılıyor. İçeriye giriş ücretli, bildiğiniz bir eğlence merkezi. Tivoli bahçeleri diye geçiyor arkadaşlar. Böyle içerisinde şu ekranda göstermiş 150 çeşit işte kafeler, eğlence merkezleri, konser alanları. Ondan sonra bak ekranda hepsini gösteriyor. Hani bildiğiniz Luna Park gibi ama bahçe düşünün arkadaşlar. Giriş ücretli, içerisindeki aletlere girmek de ücretli. Tabii ben şu an kış ayındayım. Yazın daha eğlenceli bir yer oluyormuş. Bir sürü konserler, çeşit çeşit oyunlar. Ama dediğim gibi şu an kapalı arkadaşlar. Vur babam, vur. Vur. Aha. Bu nedir? Tövbe bismillah. Tamam, bu geyik. Bu da bir yaratık, deniz canlısını boğazlarıyla ezmiş. Ne acayip yapılar bunlar. Tam bir Viking yapısına benziyor. Sanırım burası arkadaşlar, tahminimce Carlsberg Müzesi. Ama kilise gibi ötüyor. Kilise de olabilir, bilmiyorum. Ne güzel çalıyor ya bu. Şimdi size biraz gezimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben gezeceğim yerleri şu şekilde haritada işaretledim arkadaşlar. Şu Christianburg Sarayı'ndan başlayacağım gezmeye. Böyle tak 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 hepsini gezeceğim. Yakın olarak şuradan şuraya giderim. Buraya, 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 buraya. Hepsini gezerim. Sonra zaten gezim bugünlük biter. Danimarka'ya 2 günlük geldim arkadaşlar. Şimdi Christianborg Sarayı'na doğru gidiyorum. Telefonumun konumu biraz bozuk. O yüzden biraz zor gideceğim gibi ama gene başarabilirim inşallah. Ben size Danimarka'nın tarihinden bahsedeyim biraz. Bu Danimarka'nın tarihini anlatırken de biraz geçtiğim yolları görün siz. Şimdi arkadaşlar, bu Danimarkalılar ilk olarak arkadaşlar Vikinglerin hakimiyet kurduğu bir ülke. Zamanla Vikinglerin daha geniş alanlara yayılarak
sömürgeler kurmasıyla diyor ülkenin tarihini başlatmışlar. Hatta Vikingler bu denli hızla yayılınca İngiltere'nin bile bir kısmına sahip olmayı başarmışlardır. Evet, taksicilere sordum. Christianburg Sarayı bu yöndeymiş arkadaşlar. Danimarka'da şu tarz evlerden çok var. Hani o kadar çok gördüm ki, yani yapısı bildiğiniz şu. Hani şu tarz salan böyle bir ev gördüğünüzde Danimarka olabilir. Mavidish Harald olarak bilinen Danimarka kralı 1980 yılında Danimarka ve Norveç'i içeren bir krallık kurdu. Gitgide gelişen sömürgelerini arttıran bu krallık sömürgeleriyle birleşerek 1397 yılında Kalmar Birliği denilen bir İskandinav ülkesi kurmuşlardır. Bu ülke din olarak Hristiyanlığı tercih etmiş diyor. Bu da şöyle, 1300'lü yıllarda Alman sinagog ne ya? Alman neci, onların bir şeyleri oluyordu. Onlar gelmiş işte buraya. Onların etkisi olmuş. Mesela 1300 yılında atıyorum Müslümanlar gelseydi belki şu an burası Müslümandı yani. Neyse arkadaşlar. İlk olarak İsveç'in ayrıldığı bu birlikten daha sonra Danimarka Norveç'i de kaybetmiştir. Yani eskiden Norveç, Danimarka, İsveç birlikteymiş arkadaşlar Danimarka hakimiyetinde. 20. yüzyılda Danimarka dünya savaşlarında tarafsız kalmış. Savaşlara katılmamış çakallar. Fakat dünya savaşından sonra Danimarka tarafsızlık politikasına son vererek 1945 yılında Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur. 49 yılında ise NATO'nun kurucu üyelerinden birisi olmuş arkadaşlar. Saraya doğru yaklaştığımı hissediyorum. Burası Danimarka Milli Müzesi bence. Az önceki yer kilise tarzında bir şeydi. Bu arada tam şu karşıda tam saraya benzer bir şey gördüm. Tahminimce aradığım saray burası arkadaşlar. Danimarka nüfusunun arkadaşlar yaklaşık 5 milyonu. Yani şöyle ki 5,5 milyon nüfusu var arkadaşlar. 5 milyonu, yani %90'ı Danimarka'nın kendi soyundan geliyor. Diğerleri işte Bosna Hersek ağırlıklı sanırım karma milletlerden oluşuyor nüfusun %10'u. Evet arkadaşlar, arkamda Christianburg Sarayı var. Saraya geldim. Kopenhag'da hani şu şekilde birçok kanalın şehrin içerisinde bulunduğu bir şehir. Hatta şöyle söyleyeyim, Danimarka'da arkadaşlar 400'den fazla ada varmış. Yani Vikingleri düşünün, denizci bir millet ve bulunduğu yerlerde 400'den fazla ada var ülkede. Ya da 400 civarlarında. Şimdi Danimarka hakkında genel bilgileri bitirip sarayı gezmeye başlayalım. Şöyle ben de etrafı çekeyim size. Danimarka ülke nüfusunun arkadaşlar ortalama yaşı 39. Kadın nüfusu erkek nüfusuna göre daha fazla. Okur yazarlık oranı %98 arkadaşlar. Danca ülkenin resmi dili, fakat Almanca'da ve İngilizce'de sokakta insanlar biliyor, yani konuşuyor. İşte resmi bir dini yok anayasaya göre. Ama 2012'de yapılan bir araştırmaya göre %79'u ulusal kilisesine üye olduğu görülmüş ülke nüfusunun. Nüfusun %4'ünü Müslümanlar oluşturuyormuş. Ama şu şekilde arkadaşlar, hani ülkede din konuşmayı sevmiyorlarmış. Hani birisiyle din muhabbeti yapılırsa onu sevmiyorlarmış. Hani kiliselere falan da bir Noel'lerde falan gidiyorlarmış. Hani çok az gidiyorlarmış. Hani biraz da ateist bir yapıda olduğunu belki söyleyebiliriz. Danimarka'da arkadaşlar şu an 13 Ocak 2017'deyim. Hava 1 derece ve gayet güzel. Üzerimde ne var? Şöyle bir tişörtüm var. Onun üstünde kapşon, onun üstünde de kabanım var. Ha, bu şekilde üşümüyorum. Hani biraz daha ince giyinsem gene üşümeyebilirdim ama tatlı hani. Danimarka kuzeyde bir ülke ama çok soğuk değil. Neden derseniz arkadaşlar, sıcak su akıntıları çok acayip. Sıcak su akıntıları hani ülkenin çok soğumasını engelliyor. Hani Norveç ve İsviçre'ye göre Kopenhag çok daha sıcakmış mesela. Çok garip. Atıyorum şu nehirden sıcak su akıyor ve ülkenin çok soğumasını engelliyor yani. Çok acayibime gitti ama cidden öyle. Hani mesela Polonya'dan çok daha kuzeyde, aralarında deniz bile var kuzeyde yani Polonya'da, ama Polonya çok daha soğuk buradan, şaşırtıcı.
Burada hava çok güzel arkadaşlar. Hani çok soğuk olmuyormuş. Ama at mı lan o? Neyse çok soğuk olmuyormuş. Ama gene hani şu şekilde normalim yani. Ne üşüyorum ne terliyorum. Güzel böyle. Danimarka ılıman bir iklime sahiptir. Kısa süren bir yaz ve uzun kışlar yaşanır. Ancak sıcak su akıntılarının etkisiyle kışlar çok soğuk geçmemektedir. Ocak ve Şubat aylarında ortalama sıcaklık 0 derecedir. Yaz ayları ise serin geçer. Bol bol yağışları ile meşhurdur arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerin adı Christianburg Sarayı'ndayım arkadaşlar. Saraya dışarıdan baktığımızda güzel bir yapısı var. Güzel, hoş bir görünümü var. Bu saray arkadaşlar bir zamanlar krallara ve kraliçelere ev sahipliği yaptı. Ancak 1800'lerin sonunda sarayda çıkan yıkıcı yangından sonra kraliyet ailesi bir daha dönmemek üzere Amalienborg Sarayı'na taşındı. Yüksekliği arkadaşlar 106 metre olan Christianburg Sarayı Kulesi, belediye kulesinin 40 santimetre aşarak Kopenhag'ın en yüksek kulesi unvanına layık görülmektedir. Arkadaş, en yüksekse en yüksek unvanını söke söke almıştır. Ne layığı görülecek? Allah Allah. Belediye binası 40 santim daha aşağıda olup en yüksek binasına layık görülseydi olurdu. Ama bu zaten yüksek. O yüzden hakkıyla söke söke almış. Bu kadar basit ve nettir. Neyse. Bugün Borgen olarak da bilinen Christianburg, Danimarka parlamentosuna ev sahipliği yapmakla birlikte arkadaşlar, Haziran 2014 tarihinde halka açılmış ve o günden bu güne tüm ziyaretçilerine ücretsiz olarak kapılarını açmakta. Ücretsiz. O zaman koşacaksın. Bu kadar basit. Ücretsizse yardıracaksın. İşte bu. Gezmenin en keyifli tarafı bu. Değil mi Düldül? Kuleye çıkış ücretsizmiş. Şimdi göreceğiz. Çıkamazsak yakarım çıranızı diyorum. Evet arkadaşlar, sarayın önünde böyle bir at bahçesi var. İki tane at var. Sizi niye birbirlerinizden ayırdılar? Hiçbir fikrim yok. Ama burada bir heykel var. Neyse, saraya doğru ilerliyoruz. İleride rehber bir gruba sarayı anlatıyor arkadaşlar. Arkadaş, koskoca Kraliyet Sarayı'nı otoparka çevirmişler ya. Şurada İngiliz rehbere mi takılsam? İngilizce anlatıyor, beleşten gezerim. Ama siz yavaşsınız. Ben hızlı. Aha. İçeri girersen yaktım çıranı. Vallahi. Oha. Havalara bak. Eliyle açtı kapıyı. Ben oradan gidiyorum. Oradan gitmekten vazgeçtim arkadaşlar. Ana kapıdan girdim. Şöyle bir Danimarka tarihini anlatan bir şeyler var herhalde. Frederick. Bu Frederick bir şey ya. İyi bir şey. Onu ben anlatacağım sonra. Tam ana girişten girdiğinizde The Tower diyor arkadaşlar. Tower'a doğru çıkalım. Ben kuleden bir şehri görmek istiyorum öncelikle. Evet arkadaşlar, sarayın şu an 5. katına geldim. 4. katında restoran var ki o kat arasındaki mesafe bayağı yüksek metre cinsinden. Şu şekilde heykeller var arkadaşlar burada. İşte şuraya güvercin sinevizyonuna falan güvercinler yansıtmışlar. Bakın arkadaşlar. İşte Christianburg Sarayı'nın, eski kraliyet ailesinin yaşadığı yerin şöyle bir maketi var arkadaşlar. Şu an biz sanırım şuraya çıkıyoruz. Şurası restoran, burası da saray. Bakın şöyle arkadaşlar. Pek yazıyor üstünde. Neyse artık. Tüyden, kalemden, kılıcın mı var, neyin varsa artık. Bakın sinevizyonlarla bir sürü güvercin falan koymuşlar. Asansörle geçiliyor arkadaşlar. Şimdi ben üst kata çıkıyorum. Buraya girmek için de sıra bekledik arkadaşlar. Ve havaalanı güvenliği gibi güvenlikten geçtik. Şimdi tepeye çıkıyoruz. Thank you. Heyecanlıyım. Ve sizlerle bu heyecanı paylaşıyorum şu an arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar, şöyle saray, şurada kanal var, Kopenhag'ın en yüksek noktasındayız arkadaşlar.
Evet, sarayın girişi bakın. Şöyle saray kraliyet ailesinin yaşadığı yer arkadaşlar. Kopenhag burada ayaklarınızın altında ki böyle bir yere yani 10 euro bile çıkma parası alabilirken bunu ücretsiz yapmışlar. Buradan belediyeyi tebrik ediyorum. Bakın arkadaşlar, Kopenhag, Danimarka'nın başkenti. Manzarası güzel, tarihi yapılarla dolu. Pek yeşil göremedim, ağaç göremedim. Hani acaba yeşil ülke sıralamasında kaçıncı? Ama çok temiz bir havası var arkadaşlar. Bayağı temiz bir havası var. Ferah bence. Bilmiyorum, belki Türkiye'ye göre çok daha öyle geliyor. Kuzey ülkesi de olduğu için böyle temiz bir hava hissediyorum. Bakın arkadaşlar, burada Kopenhag'ın bütün çevresini gelip 360 derece görme şansınız var arkadaşlar. Buradan sanırım kulesine falan da çıkılıyor da burayı kapatmışlar tabi, oraya çıkılmıyor. Ne varsa çanına mı neyine çıkılıyorsa artık. Şimdi bu işin kötü yanı, fotoğraf çekmekte zorluk. Şimdi tak monopodu, tut böyle hani arka tarafa odakla, kendine odakla, zor işler ama ya bir gezide arkadaşlar bazen bırakın ya fotoğraf çekmeyi. Ya gözlerinizle çekin şu fotoğrafı. Hani ne bileyim, bir iki fotoğraf tamam çekin de abartmayın da ya. Hani şunu izle ve hafızana at. Tamam, ben Kopenhag'dayım ya, şuna baksana hani. Fotoğraf bir insan güruhu var. Ya fotoğraf da fotoğraf arkadaş, neymiş bu ya? Mis gibi şehir. Evet arkadaşlar, telefonumda ben de bir iki fotoğraf çekileyim ama sadece bir iki fotoğraf arkadaşlar. Daha sonra gezmeye devam edeyim. Dediğim gibi buranın ücretsiz olması çok hoş olmuş. Bu şekilde de şöyle mesela gözüken yerlerin nereler olduğunu söylemişler. Mesela şu Sandik Palace Otel'inmiş. Bu Kopenhag Road, Kopenhag City Hall, neyse artık. Power Station, Church of Lady 62 metre diyor. Bilmem ne evleri. İşte bu ne la? Burada çok hani gördüğünüz şeylerin ne olduğunu, The Marble Church. Sanırım buraya da gideceğim hatta. Bu yöndeymiş. Bakalım hangisi seçebilecek mi? Aha şurada gördüm. The Marble Church arkadaşlar. Şimdi ben buradan gideceğim, sıradaki gideceğim yerin hangi yönde olduğunu bileyim de ona göre yürüyeyim bari. Evet arkadaşlar, ben şu an şuradayım. Şu Church of Salyor'a gideceğim. Yani şurası, haritada da şurası arkadaşlar. Külah gibi dönen bir tane çatısı var. Buraya çıkmam çok iyi oldu. Ne nerede çok iyi anladım. Şöyle Kopenhag. Bu saraya arkadaşlar kesinlikle gelmeniz lazım. Kopenhag'a gelirseniz aklınızda bulunsun yani. Şöyle son bir kez göstereyim size bu açıdan. Çok güzel bir yer, evet. Şimdi ben bu kiliseye doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu ilerideki kiliseye doğru. Gitmeden şunu da göstereyim arkadaşlar. Kopenhag'la İsveç, Malmö çok yakın birbirine. Bakın şu ileride çok sislerin arasında bir köprü var ya. Hani zor da olsa seçersiniz diye düşünüyorum. Şu köprü arkadaşlar Kopenhag'la Malmö'yü birbirine bağlıyor. Hatta hava sis de olmasa arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size. Bakın şuraya Turning Torso'yu koymuşlar. Yani Malmö. Hani 190 metre, Malmö'nün en yüksek binası bu arkadaşlar. Bildiğiniz gökdelen ama böyle bir bakın arkadaşlar, döne döne böyle yuvarlak bir gökdelen arkadaşlar. Hani hava açık olsa buradan onu bile görecekmişiz şu noktadan. Malmö ile Kopenhag çok yakın. Evet arkadaşlar, Danimarka gördüğünüz gibi kanallardan oluşan bir şehir. Nauhavn diye bir yeri var. Böyle
şu kanallarda ilerideki gibi rengarenk evlerinin olduğu bir yer. Tabii ki burası değil. Daha güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldiğimiz yer arkadaşlar Salvior Kilisesi. Bu Salvior Kilisesi şurası oluyor arkadaşlar. Kuleden de görmüştük. Şöyle bir zoom atayım yanına gitmeden önce. Uzaktan şöyle bir bahsedelim bu kiliseden. Danimarka'nın en ünlü kiliselerinden arkadaşlar. Çan Kulesi, tepesi 1752 yılında yapıldığından beri 400 basamağa çıkmak bir gelenek haline gelmiştir. Kilisenin en üstünde ki şurası, Kurtarıcı İsa altın bir kürenin üzerinde durmakta ve Kopenhag şehrini izlemektedir. Her yıl 60 binden fazla insan sokak seviyesinden 90 metre yüksekte olan Çan Kulesi'ne tırmanmaktadır. Evet arkadaşlar, 2017 yılında kulenin en tepesinden görülen manzara Kopenhaglılar tarafından şehrin en güzel manzarasına sahip yer seçilmiş. Kule Aralık ayında sadece 1, 6, 8, 12 ve 15 günlerinde açıktır. Ocak ve Şubat aylarında kapalı olan kule Mart'ta tekrar açılırmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insan yok. Benim buraya geldiğim tarih arkadaşlar Ocak 13 ve kule burada yazana göre kapalı arkadaşlar. Kopenhaglılar tarafından en güzel seçilen manzaraya ben çıkamayacağım. Neden? Ocak ayında geldiğim için. Allah! Kuleniz ulan yıkılsın. Her yıl milyar dolarlarca masraflar yapılsın. Yakılsın. Neden Ocak ayında kapalısınız? Ben niye çıkamıyorum o kulenin üstüne diye feryat figat etmeyeceğim. Adamlar mis gibi saray yapmış arkadaş. Çıktım orada izledim. Tamam güzeldir de hani sonuçta 154 yüz basamak da çıkmaktan iyidir yani. Şimdi ondan da kurtulduk bir nevi. Her zaman işin pozitif tarafından bakın arkadaşlar. Ki geziniz iyi geçsin. Ünlü kilisesi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Salvior Church. İçi açıksa bir içini de göstereyim. Tepede kimse yok. Büyük ihtimal denilen gibi kapalı bir kilise. Hemen içine doğru gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, sessiz lütfen. Çünkü kilisenin içine girdik. Polonya'da bir vatandaş, Türk vatandaşı kilisedeki orada Ankara'nın bağları çalmıştı arkadaşlar. Biliyor musunuz? Canlı konser var arkadaşlar. Kilisenin içi bu şekilde. İşte şöyle sade ama şık olmuş arkadaşlar. Hani bu kilisenin bildiğin tarifi bence bu. Sade ve şık. Bugün günlerden cuma. Evet. Kilise boş. Daha çok gezen insanlar var, turistler var. İbadet eden göremedim. Yakılmış mum göremedim. Ay tarttım ayol. İnsan havalileri. Sonuçta bir inanış meselesi. Saygı duyuyorum tabii ki de arkadaşlar. Gezimize Navham'a giderek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu Salvior Kalesi'nden buraya geldim. Navham'a gideceğim. Şurası. Şimdi şu köprüden karşıya geçtim. Ve şu an tam bu noktadayım. Köprüden devam edip ileriden sol yapıp Navham Street'i görüp gideceğim. Bu caddeyi gezeceğim. Bu Navham ayrıca arkadaşlar bu kanal turlarının yapıldığı yerler. Kopenhag'da arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlı bir şehir. Hani böyle kanallar sızmış. Küçük küçük binalar. Böyle tatlı, güzel. Sevdim yani, rengarenk. Güzel bir şehir. Böyle yaşanılacak şehir. Zaten refahlık seviyesi çok yüksek arkadaşlar. Hani burada tamam bizim için pahalı bir yer ama insanlar çok iyi yaşıyor burada. Öyle şu an Navham'a doğru gidiyoruz. Tatlı bir yerde. Evet arkadaşlar, Salvior Kulesi'nden Navham'a geldik ki şöyle bir göstereyim. Navham'da şurası arkadaşlar. İnternette yaptığım araştırmalarda Navham'ı gezmezsiniz, Kopenhag'ı gezmiş olmazsınız diye bir sürü yazılar okudum. Navham'ın arkadaşlar eskilerde, şöyle bir zoom atayım,
Denizciler şehir merkezi yakın diye arkadaşlar. Buraya yüklerini getirip dışarıdan her türlü ihtiyaçlarını giderirlermiş. Sonra buraları yeniden restore edilmiş arkadaşlar. Barlar, kafeler, hediyelik eşya standları. Yılbaşında falan böyle Christmas marketler oluyormuş. Kanal turları da Navham'dan yapılıyor arkadaşlar. Kanal turunu da mutlaka öneriyorlar. Bakın şöyle rengarenk bir sürü binanın olduğu, kafelerin, yiyecek içecek yerlerin olduğu bir yer Navham. Şimdi gidip yakından göreceğim. Şu anda köprüde bisiklet yoluyla yaya yolu bile ayrı arkadaşlar. Mesela şu an burası bisiklet yolu. Danimarka'da da iyi bisiklet kullanıyorlar bence. Hani herkes biniyor bisiklete. Çok bisikletli gördüm. 50 bin like'a buradan atlarım falan. İşte yayalar buradan gidiyor arkadaşlar. Aa, şurada güzel bir iki fotoğraf mı çekilsem? Harbi çekileyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben orada açacağım kamerayı. Navham'dayız. Gördüğünüz gibi rengarenk evleri olan, şöyle rengarenk evleri olan Türk kızlarımızın ya çok tatlı burada bir evimiz olsun diyeceği Balat güzelliğinde bir yer bu Navham. Şöyle yakından da bir göstereyim. Kanal arasında rengarenk evlerin adeta bir namaz safı gibi dizildiği güzel tatlı bir yer. Bakın şuradan da kanal turları buy your tickets here yazıyor ileride. Kanal turlarına buradan başlıyorsunuz. Öneriyorlar, güzel diyorlar. Bu ne anlamadım. Şekil şukul mu yapmışlar? Tadilata mı sokmuşlar? Ki şekil şukul yapmışlar. Çuval geçirmişler. Çuval. Bu nedir? Bu nasıl bir şeydir böyle? Evet arkadaşlar, Navham güzel. Dediğim gibi Türk kızlarımızın ay çok tatlı buradan bir evimiz olsun diyeceği tatlılıkta güzel bir yer. Danimarka Navham, yazılanlara göre Danimarka Kopenhag'da, Navham'ı gezmezseniz Kopenhag'ı gezmiş olmazsınız. Evet, ben şu an Kopenhag'ı gezmiş oldum. Evet. Evet arkadaşlar, şurayı merak ettim. Binaya çuval geçirmişler. Güzel de olmuş, farklı olmuş. Böyle bravo, binayı 1300'lere götürmüşsün. Şöyle içi de ne anlayamadım ama güzel yani, sevdim. Navham, evet çok güzel bir yer. Sıradaki adresimize doğru. Burayı ben biraz gezdikten sonra yola koyulabiliriz. Şurada kanal ücreti 40 kron. Yani 5 euro 6 euro civarında bir paraya. Yani ucuz bence. Kanal turu yapabiliyorsunuz. Bu harika Kopenhag sokaklarında. Bir de kanalla şehri dıştan büyük bir ölçüde gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Kopenhag'da 2 gün kalıyorum ve bu ikinci günde kanal turu yapmaya karar verdim. Kanal turuna yarın gideceğim. Evet arkadaşlar, Frederiksgrad. Yani Gaşlı Otobüs. Yani Frederik Kilisesi arkadaşlar. Ki bu kilisenin tam karşısında, şöyle odakla bakalım. Bu kilisenin tam karşısında arkadaşlar Amelenborg diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama birazdan oraya da gideceğim. Şimdi bu Frederik Kilisesi'nden bahsedeyim arkadaşlar. Bu kilise arkadaşlar mermer kilise olarak da bilinmektedir. Şu an burada tadilat falan var, o yüzden biraz ortalık karışık. Mimarisinde oldukça fazla mermer vardır ve inşası bunlarla tamamlanmıştır. Mermerler, adam mermer taşıyor, şaka şaka. 1894 yılında arkadaşlar yapımı tamamlanmış. Kopenhag şehrinde bulunan oldukça eşsiz mimariye sahip bir yer. Frederik Kilisesi. Şu an arkadaşlar içerisine doğru ilerlemekteyim ve ilerliyorum. Evet arkadaşlar, Frederik Kilisesi'nin içerisindeyiz. Lütfen sessiz olun. Çünkü burası bir kilise. Evet arkadaşlar. Güzel halk dairesel bir kilise yapmışlar. Şu şekilde. Dönelim biraz. Şunları bir çalsaydınız var ya, efsane bir şey olurdu ya. Şarjım da bitmek üzere. Bir yerde oturup şunu şarj etmem lazım.
Evet arkadaşlar, yaklaşık 20 dakika kameramı burada şarj ettim. Bu yukarıda İsa'nın 11 havarisini koymuşlar arkadaşlar. Thomas, Matthew, Simon, Tadeus, Andreas, Peter, Johannes, Jakob, Filip. Bunu bilmiyorum, neyse işte okuyun. Jakob dayı. Bir de Paulus. Tekrar Thomas. 20 dakika burada beklerken gözüme bir şey takıldı. Burada mesela arkadaşlar posta kartı satıyorlar. Diyor ki buradan posta kartınızı alın diyor. İşte buraya 5 kron atın diyorlar. Mesela ben şöyle buradan bir tomar alsam, kimse neden bunu alıyorsun, nereye para atıyorsun diye hiç kimse sorgulamıyor yani. Her türlü buradan istediğim kadar alabilirim ama insanlarda bir güven duygusu var arkadaşlar. Koymuşlar burada, hani birbirlerine güveniyorlar, hiç öyle saklamamışlar. Hatta atıyorum şu kadar aldım, belki buraya ben 5 kron attım, nereden bilecek, belki çok para attım. Hani kimse sorgulamıyor. Bir de Danimarka'daki prizler arkadaşlar, prizlerin anahtarları var. Bakın mesela anahtarı açıyorum, ışık açılıyor. Yani prizin anahtarı da var Danimarka'da arkadaşlar. Bütün her yerde gördüm bunu, çekmek istedim. Şimdi kiliseden çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, Frederick Kilisesi'nin tam karşısında Amelenborg diye bir yer var. Bakın şu şekilde bir yer. Ne olduğunu bilmiyorum. İnternetten belki araştırmışımdır ama unuttum, not almamışım. Böyle bir meydan arkadaşlar. Güzel. Atı matı var. Bir tane üstünde biri var. Tam karşıda da opera binası var. Onu da bir gösterelim hemen. Arkadaşlar işte Danimarka'nın şeyleri meşhurmuş. Bakın şöyle askerleri. Şu kafalarındaki büyük şeyler var ya. Hani internette şey yazıyor. Hani milletin eğlencesi olmuşlar falan filan yazıyor da, hani böyle bildiğiniz burada bir sürü asker var. Burada var. İşte karşı kapılarda var. Orada var. Ve kafalarında arkadaşlar büyük büyük şeyler var. Bu da dünyanın en sevmediğim şeyi, böyle süs olsun diye adam dikiyorlar oraya. Hani bence kötü bir şey. Yani kendimi onun yerine koyuyorum. Hani tamam, adam orada duruyor, okey. Bari hareket edebilsin yani. Hani tamam, insanlar fotoğraf çekilebilir, güzel, onun tarihidir, bir şeydir, yansıtır ama sen niye mum gibi dikiyorsun ki insanları? Ben hayatta duramam yani öyle. Sıkıntıdan ölürüm yani. Şimdi gidip ben o adamla uğraşayım mı? Vaa, sen oynayamıyorsun, hareket edemiyorsun. Adam bir şey bile diyemiyor yani. Dikmişler oraya. Evet arkadaşlar. Dur lan! Dur, yaya geçidi burası. Duracaksın. Burası Türkiye değil. Neyse. Tam karşıda arkadaşlar Kopenhag Opera binası bulunmakta. Bakın karşıda Kopenhag Opera binası. Buradan da manzaralar güzel, hoş yerler. İnsana böyle şirin şirin gelen yerler arkadaşlar. Hemen yaklaşıyorum. Opera binası arkadaşlar. Güzel. Nehrin yanında. Şöyle hoş. Navham sağ tarafımda kalıyor. Tam karşıda Saulburg muydu neydi? O kilise var işte. Oradan gelmiştik. Şöyle bakın arkadaşlar. Kopenhag Opera binası. Şimdi ben buradan düz yürüyerek Gonfoyn çeşmesine gideceğim. Onun da ilerisinde şey var. Kastellen var. Bir de şey var. Neydi adı? Ağlayan yok. Andersen masasındaki küçük deniz kızı var. Herkes oraya gidiyormuş. Ben de oraya gideceğim.